Sibel Yalçın'ın mutfağından herkese merhabalar. Mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok lezzetli bir tarif paylaşacağım. Balık değil, kabak sloganını kullandım. Gerçekten görüntüsü sanki kızartılmış bir balık fileto gibi ama yediğinizde içerisinde kabak olduğunu göreceksiniz. Çok lezzetli oluyor. İsterseniz bir ana yemek olarak tüketebilirsiniz. İsterseniz de tavuk ve et yemeklerinizin yanına her zaman klasik aynı tarifleri kullanmak yerine hazırlamış olduğunuz peynirli kabak kızartmasını kullanabilirsiniz. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Ben 2 adet yaklaşık 500 gram kabak kullandım. Kabağı iyice yıkadım. Ardından iki baş kısmını kestikten sonra da kabak soyucunun tırtıklı bölümüyle kabukları temizledim. Kabuğu temizledikten sonra tekrar yıkayıp ince ince 3-4 milimetre kalınlığında uzunlamasına iki kabağı da dilimledim. Burada ince kesmeniz önemli. Çok kalın keserseniz kızartma esnasında peynir yanacak, iç kısmı kızarmayacaktır. O yüzden ince dilimlemeye dikkat edelim. Kabakları hazırladıktan sonra büyük bir tabak içerisine veya bir tepsi içerisine alabilirsiniz. Üzerine tuz ve karabiber. Biraz tuz, biraz karabiber serptikten sonra elinizle biraz karıştırın. Tuz ve karabiber eşit bir şekilde diğer kabakların üzerine de yayılsın. Daha sonra da bir 15-20 dakika kadar kabakların üzerinde ince bir tabaka halinde su olana kadar bekletelim. Kabağın sulanmasını beklerken diğer taraftan da rendenin ince tarafıyla kaşar peyniri rendeledim. 150 gram kadar kaşar peynir kullandım. Kabağın sulanması şu nedenle önemli. Biraz sonra göreceksiniz, una bulayacağız. Üzerinde biraz su olursa kabağın üzerine unun yapışması daha kolay olacak. İlk etapta 3 adet yumurta koydum ama daha sonra bir tane daha yumurta ilave edeceğim. Toplamda 4 adet L boy yumurta kullandım. Biraz tuz, biraz kırmızı biber. Bir yemek kaşığı kuru fesleğen. Fesleğen inanılmaz kabağa yakışıyor. O yüzden bulabilirseniz veya evinizde varsa kuru fesleğen kullanmanızı tavsiye ederim. Yoksa içerisine kuru nane de kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı un, bir çay bardağı galet ununu bir tabağın içerisine alıp iyice karıştırdıktan sonra artık üzeri biraz sulanmış olan kabakları un ve galet ununa buluyorum. Bir taraftan yumurtayı karıştırıp diğer taraftan da kaşar peynirini alarak tüm malzemeyi çok iyi bir şekilde harmanladım. Bu noktada dediğim gibi bir yumurta daha ilave edeceğim. Yumurta gözüme az geldi. L boy yumurta kullanıyorum. Eğer daha küçük boy yumurta kullanırsanız yumurta sayısını bir yumurta kadar artırmanız gerekir. Kabağı bulayacağım. Yumurtalı karışım hazır. Kaşar peynirli yumurtalı karışım hazır. Un ve galet ununa bulamış olduğum kabağı bir çatal yardımıyla yumurtalı karışıma buluyorum.
Tavanın içerisine bir parmak kalınlığında sıvı yağ koydum. Yağı ısıttıktan sonra hazırladığım kabakları içerisine koyarak kızartacağım. Her iki tarafının da çok güzel bir şekilde kızarmış olması gerekiyor. Bu sayede içinin de piştiğinden emin olacaksınız. Kahverengi bir renk alana kadar her iki tarafını da kızartın. Önce bir tarafı iyice pişsin. Daha sonra çevirerek diğer tarafını pişirin. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Şimdi kızaran kabağı havlu kağıt sermiş olduğum tabağın içerisine alarak üzerindeki fazla yağı almış oluyorum. Bütün dilimlemiş olduğunuz kabakları önce un ve galeta unu karışımına bulayın. Ardından yumurta, kaşar, peynir, fesleğen, toz kırmızı biber ve tuz olan karışıma buladıktan sonra yağın içerisinde orta ateşte iki tarafını da nar gibi kızartın. Evet, bütün kabakları bu şekilde hazırladıktan sonra sıcak sıcak isterseniz sade olarak servis edebilirsiniz. Dediğim gibi isterseniz et ve tavuk yemeklerinin yanında garnitür olarak veyahut da başlı başına bir ana yemek olarak servis edebilirsiniz. Başlı başına bir yemek olarak servis ediyorsanız yanında sarımsaklı yoğurt veya mayonez kullanabilirsiniz. Ben fesleğen ve kaşar peynirinin tadını tam almak için sade olarak yemeği tercih ediyorum. Umuyorum sizler de yapıp afiyetle yersiniz. Bir videonun daha sonuna geldik. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz eğer beğenilerinizi ve tarifi yaptığınız zaman yorumlarınızı bekliyorum. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.